Kıymetli katılımcılar, DTA Akademi'nin bu haftaki seminerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yağmur Avşar. Konumuz hayli ilgi çekici. Hocamızdan Türklerde ve Moğollarda şamanizm inancı mukayesesi konusunu dinleyeceğiz. Bir hatırlatma yapayım burada. Eğer sorularınız olursa not alıp seminer sonunda hocamıza dilerseniz söz isteyerek sesli bir şekilde ya da mesaj kutusuna yazarak sorabilirsiniz. Hocam buyurun. Sizi dinliyoruz. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle ben biraz kendimi tanıtayım. Ben Yağmur Avşar. Lisans ve yüksek lisansımı Afyon Kocasi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladım. Genel Türk Tarihi Anabilim dalında Nihat Cihan Hoca ile beraber şamanizm konusunu çalıştık. Genel olarak aslında şamanizm tabii ki de şimdiye kadar birçok yer çalışılmış bir konu. Ancak biz hem hocam hem ben Türklerin ve Moğolların farklı ırklara mensup olduklarını yani akraba bir ırk olmadıklarını düşündüğümüz için şamanizm inancının da bu iki topluluğun farklı şekilde yansıttığını düşünüyoruz. Bundan hareketle mukayeseli bir test yapmaya karar verdik. Ortaya böyle bir şey çıktı. Ben bunu 2019'da bitirdim aslında. Bayağı da bir zaman geçti üstünden. Böyle bir programa katılınca da tekrar etmiş oldum, bir gözden tekrar geçirmiş oldum. Bir de ara verdim, ben devam etmedim akademiye, doktora devam etmedim yani henüz. Evet, bizim de sizinle ilk defa bu konuyu konuşacağız. Türkler ve Evet, Moğollar ben aslında DTA Akademi seminerlerinin de ilk konusu. İlk bu alandaki konusu. biraz sizin videolarınızı, yayınlarınızı böyle biraz karıştırdım tabii. Şamanizmi göremeyince dedim olması gerekiyor. Yani Gerçekten. olmalı böyle bir şey. Çünkü bu da dinler tarihinin bir konusu aslında. Tabii biz tarih ana bilim dalında bunu çalıştık ama metodoloji olarak biraz farklı gelebilir bu yüzden. Ben tabii ki bir tarihçi gözüyle baktım daha çok. O yüzden bu şekilden bakacağım bugün de. Umarım başarılı olurum diye düşünüyorum. Biraz da heyecanlıyım diyebilirim yani. Öncelikle şöyle başlayayım o zaman ben. Şimdi Türklerden ve Moğollardan bahsedeceğiz. Haliyle bu iki topluluğun bulunduğu coğrafyayı da az çok bilmemiz gerekiyor. Moğollarla ilgili olarak aslında Proto-Moğollar diye bildiğimiz grupla ilgili 6. yüzyıldan öncesine dair hiçbir şey yok diyebilirim. Bu tabii benim teyze derken de biraz zorlamış olan bir durum. Çünkü ben kıyaslamalı yani mukayeseli bir şey yaptığım zaman aynı döneme denk gelecek iki konuyu bir araya getirip aynı yıla denk gelecek şeyleri, yüzyıla denk gelecek konuları bir araya getirip sunamadım. Yani böyle bir sıkıntı yaşadık mesela. O yüzden çok daha silik bir dönem, Proto-Moğollarla ilgili bahsedeceğim dönem. Onlar 6. yüzyıldan önce çok nerede oldukları, nasıl oldukları bilinmiyor. Ancak sonrasında bu Sarı Deniz dediğimiz bir alan var. Çin'in kuzeyinde kalıyor. Şöyle göstereyim, bilmiyorum imleç gösteriyor ama şurası Sarı Deniz. Bunun kuzeyinde Moğollar bulunuyordu. Tam olarak yer vermem gerekirse şöyle söyleyeyim size. Kentey Dağları, Tula, Kerülen, Onan ve Ingoda nehirleri çevresinde bulunuyorlardı. Daha sonra buradan Orta Asya'nın ve dünyanın diğer yerlerine yayıldılar. Cengiz Han'la beraber de tarih sahnesinde zaten artık kurumsallaşmış bir devletle beraber var oldukları için farklı bir kültürle ortaya çıktıklarını söyleyebilirim ben. Orada zaten daha çok Türk etkisini anlatacağız, bahsedeceğim. Dillerinden bahsetmem gerekirse Moğolca Türk dilinde olduğu gibi Ural-Altay dillerine mensup. Türkçe ile Korece ile benzer bir dil aslında. Ancak tabii ki de farkı var. Moğolada ilk olarak Çin yıllıklarında Menghu şeklinde geçiyor. Bunlar Proto-Moğollar. Burada bahsedilen grup. Proto-Moğollar 12. yüzyıla kadar Kuzey kültürü olarak adlandırılıyor ve bu Kuzey kültürü Dunhu ve Şihi Vei olarak iki şekilde bölünüyor. Bizde. Bunlar işte kimisi orman kavmi, kimisi bozkırda yaşayan kavim. Genelde avcılıkla geçiniyorlar. Çiftçilikle pek ilgilenmiyorlar.
Mesela Türklerden farklı olarak domuz besliyorlar. Domuz avına yapıyorlar. Bunu da zaten şamanizmle ilgili yaptıkları diğer ritüellerde de göreceğiz. Domuz kurbanı gibi. Onunla ilgili şey. Yine Türklere benzer şekilde sığır ve at besliyorlar. Ancak onlarda koyun yok. Bunun da orman etkisiyle alakası olduğunu söyleyebilirim. Eksik bir şey kalmasın diye de arada notlarımı takip ediyorum. Çünkü böyle dalıp başka şeyler anlatıp gidebilirim yani. Evet, aile yapılarında ise ana egemenlik var protomonlarda. Yani ataerkil bir düzen değil, anaerkil bir düzen görüyoruz. Çoğu göçebe dedim. Bu açıdan Türklere çok benziyorlar. Göçebe yaşam tarzı benimsemişler. Buradaki göçebelik kavramı bir böyle kabilelerin sürekli yer değiştirmesi değil aslında, yazlık ve kışlık olarak iki yer arasında devamlı gidip gelmesidir. Bu Türklerde kesinlikle böyledir ama Moğollarda göçebelik de bu şekilde diyebilirim. Yani bugün buradalar, yarın başka bir yere gidip bir gün başka bir yere gitmiyorlar aslında. İki yer arasında konup geçiyorlar. Yani belli bir toprakta yaz ve kışın yer değiştiriyorlar. Böyle bir göçebelik anlayışı var. Bunu söylemek gerekiyor çünkü diğer türlü bahsedilen göçebelik biraz daha ilkel geliyor kulağa. Evet. O yüzden onu ayırmak gerekiyor. Şimdi 12. yüzyıla kadar etkin bir rolleri yok Bozkır coğrafyasında. 12. yüzyıldan sonra Türklerle beraber de tabii çok fazla etkileşime geçecekler. Ondan öncesinde tabii yok Türklerle, Hunlarla diyeyim, işte Uygurlarla çok fazla etkileşim içindeler aslında yine protomollar ama tabii bir devlet bulmadıkları için yazılı kaynaklarda da çok fazla yer kendileriyle karşılaşamıyoruz. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerle ilgili de aslında çok net söyleyebileceğimiz bir şey olmamasına rağmen genel kanıdan bahsedeyim ben. Altay Dağları, Tanrı Dağları, Kuzeybatı Asya Dağları, İrtiş Urallar Arası, Altaylar, Kırgız Bozkırları ve Baykal Gölü'nün güneybatısı. Buradan tabii yüzyıllar geçtikten sonra da bu haritada görüldüğü gibi dağılıyorlar. Güney Sibirya'ya doğru çıkan halkların çoğu zaten sonradan şamanistlikler olacaklar. Hazar'ın kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine gidenler, Kıpçaklar, Kumanlar, Bulgarlar, Seçenekler vesaire. Yine Hazar'ın güneyinden Anadolu'ya gelenler ve Akdeniz'in güneyine inenler işte gruplar var. Bunlar tarih sahnesinde çok devlet kuruyor. Kendi kültürlerini oluşturuyorlar. Yine de eski kültürlerini tabii kendileri de taşıyorlar, din değiştiriyorlar vesaire birçok şeye geçiyorlar. Çin'i zorluyorlar vesaire falan. Bu kısımda Moğollarla çok iç içe geçtikleri dönemler oluyor. Birbirlerini etkiliyorlar. Ve Moğollar 12. yüzyılda Cengiz Han'la beraber Moğol devletini kurdukları zaman devlet kademesinde Uygurlar mesela Moğolları çok etkiliyor. Tabii bunlar hani siyasi ya da sosyal şeyler. Hani dini duruma geçemedim ama bunları da söylemekte fayda var. Çünkü aynı şekilde din de bu şekilde insanları etkiliyor. Tabii mesela Cengiz Han 12. yüzyılda Moğol devletini kurduğu zaman şamanizm oldukça baskın ancak gök tanrı inancının etkisini de görüyoruz. Çünkü gök tanrı inancı ile şamanizm arasındaki fark da bu aslında benim için. Ben böyle düşünüyorum. Şamanizm daha çok halk inancıyken gök tanrı kurumsallaşmış, devletleşmiş olan yapıların inancı gibi görüyorum ben. Aslında ikisini bir yerde birbirinden ayıramadığımız noktalar var ama ayırabileceğimiz noktanın da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Altay Türkleri, Yakut Türkleri diye bahsettiğimiz işte bu şamanizmdeki gruplar yani çok fazla eskiden özellikle tarihçiler için önemli değillerdi. Çünkü devlet kurmamışlardı ya da elle tutulur bir savaş yapmamışlardı. İşte bir kazanımları yoktu. Bu yüzden bunları aslında çok görmezden geliyorlardı. Ta ki işte mikro tarihçilik dediğimiz o tarihçilik başladıktan sonra artık bu gruplarda kıymet kazandı ve kültür tarihçiliğinde öne çıktılar. Bu yüzden şamanizm de bu şekilde öne çıktı. O yüzden ondan öncesinde daha çok gök tanrı inancı makul geliyordu insanlara bence. Şöyle bir harita daha var. Yine Moğolların yayılmasıyla ve Çin'le olan ilişkileriyle ilgili. Ne doğru baskı yaptıklarını burada görebiliyoruz. Şimdi bu coğrafya ile ilgili bahsedebileceğim bana. İki ayrılık olması ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi burada tabii antropoloji devreye giriyor. Hani genel olarak biz ırkları kültürel olarak ayırmayı tercih ederiz. Kültür tarihçiyle çalışırken ama Moğollarla Türkler arasında hani kan bakımından da bir ırk birliği yok. Çünkü
Arkeolojik çalışmalar sonucu Türklerin üç büyük ırk grubundan olan Europit ırkının Turanit tipindeki Breki Tefal oldukları anlaşılmış. Ancak Moğollar öyle değiller. Onlar Dolit Kostefal Mongolit ırkına mensuplar. Bu yüzden Türklerle bu bakımdan da ayrılıkları var. Daha sonra tabii kimi zaman kimi devletlerin Moğollarla, kimi işte Moğol grupların Türklerle bir etkileşime geçtiği, Ergebilerin içinde eridiği durumlar olacak. Yani bu ayrılmaz bir bütün oldukları süreçlerde gelecek tabii ki de. Şimdi ben biraz şamanizmin genel olarak ne olduğundan bahsedeyim. Ondan sonra da örnekler vererek kıyaslamalarla ilgili birkaç detay vereceğim. Tabii tezde çok fazla detay var, örnek var. Ben tabii burada hepsini veremem o kadar kısa sürede. Tek tek hepsini saymak biraz sıkıcı olur. Ben kendi açımdan da ilginç bulduğum, daha çok farklılıkları ortaya koyduğum kısımlardan örnek vermeye çalışacağım size. Şaman kelimesinden başlayacağım öncelikle. Şaman kelimesi Batılılar için 17. yüzyıla kadar yoktu. Yani öyle bir kelime yoktu. Ondan haberdar değillerdi. 17. yüzyılda Rus elçisi Çin'e gidiyor. Orada Hindistan'daki şamanlarla ilgili gözlemlerini aktardığı kısımda şamanlardan bahsediyor. Öyle söyleyeyim. Burada şaman sözcüğü geçiyor. Ancak daha sonra bu sözcüğün şamanı karşılamadığı da iddia edilmiş. Daha sonra Sanskritçe olduğu söyleniyor. Ancak bunu da desteklemeyen gruplar var. Ama bunlardan önce, günümüzden 1000 yıl öncesinde Biruni şamanlardan bahsediyor. Yani o Doğu toplumu içinde Biruni'nin bundan haberi varmış. Tunguzlardan bahsediyor ve onların içinde bulunan şamanlardan bahsediyor. Bunu, ve bu kelimeyi de şamen olarak yazıyor Biruni. Ne zaman yapmış? Bunu 1000 yılında yapıyor. Daha da öncesine gidersek 6. yüzyılda bir Çin kaynağında Hindistan'daki Budist rahipler için yine şaman kelimesi geçiyor. Çok pardon, Biruni şaman kelimesini kullanmıyor. 6. yüzyıldaki kaynakta şaman kelimesi geçiyor. Biruni de Tunguzlardan bahsederken şamanlardan bahsediyor. Tunguzca bir kelime şaman kelimesi. Yakutça şamanın karşılığı Ojun ve Udoyan'dır. Udoyan kadın şamanı denir. Moğolca'da Bö, Büga, Böga gibi kelimeler şamanın karşılığında kullanılır. Hatta Klozun vardır, sözlüğü var. Biz kullanırız. Burada Moğolca bir sözlük var. Bu sözlükte, bu sözlüğe baktığımızda bu kelimenin Türkçeden Moğolca'ya geçtiği söyleniyor. Büga, Böğü kelimesinden geçip Buga halini aldığı iddia edilmiş Klozun tarafından. Türkçe'de ise işte Türkler, Tatarlar, Altaylar'da bu kelime kam olarak karşılık bulmuş. Bu şekilde de devam etmiş. Zaten şamanizmle ilgili araştırmalar da 19. yüzyılda ağırlık bulmuş. Bu araştırmacılara Batılılar, işte Ruslar, misyonerler sayesinde biraz ağırlık veriyorlar. Misyonerler o toprakları gezip İşte şamanlarla ilgili daha çok bilgi topluyor, veri topluyor ve böylece biz aslında bunun ne kadar yaygın bir inanış olduğunu farkına varıyoruz. Dünyada zaten şamanizm inancı yaygın ama Altay bölgesinde bulunan şamanizmin gerçek şamanizm olduğunu söyleyen insanlar da var. Çünkü Amerika'da da Kızılderililerin de şamanist olduklarını biliyoruz. Dünyada birçok arkeik inancın temelinde de şamanizm olduğunu iddia ediyorlar. Bu şekilde baktığımız zaman şamanizm bizim için önemli ama şunu diyebilirim, şamanizm bize ait değil aslında. Yani biz sonradan şamanizmle konuşmuşuz ve bunu gerçekten özümsemişiz. Özellikle Güney Sibirya'daki Türkler, şamanist Türkler olarak sonradan anılacak şekilde bu inançla bütünleşmişler. Daha sonra Gök Tanrı inancı da tabii ki şamanizmle içte geçmiş. Kimi yerde bu ikisi ayrılmaz bir bütün haline gelmiş olacak. Divan Ligua'da Türk var, bilirsiniz, tarihçiler özellikle bilirler. Burada kam terimi kahin ve şaman olarak adlandırılmış. Yani biz tamamen kam kelimesinin şamanın karşılığında olan bir kelime olduğuna eminiz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Şaman peki ne yapar? Yani şaman dediğiniz kişinin görevi nedir, işlevi nedir, toplum içindeki vazifesi nedir? Bundan bahsedelim. Kendisi bir kere dünyada her şeyin, yani şamanizm inancı böyle,
Dünyadaki her şeyin bir ruhu vardır. Bu ruh sürekli kontrol edilmesi gereken ruhlar bunlar tabii ki. Biz insanlarımız hareket etsek ruhlar da öyle. Ve bu ruhlarla aramızdaki iletişimi de şamanlar kuruyor. Şamanlar sayesinde biz bu ruhlarla iletişime geçiyoruz. Bütün canlılardan bahsediyorum her şeyin derken canlı olan bütün unsurlardan bahsediyorum. Ağaçlar, işte dağlar, yeryüzü, gökyüzü, tabii bunlar canlı değil ama canlı kabul edilen şeyler. İşte denizdir. Olabilir bütün doğa olayları, aklınıza gelebilecek her şey yani. Hepsi canlı kabul ediliyor ve şamanlar aracılığıyla bunların ruhlarıyla iletişime geçiliyor. Yeri geliyor bunların ruhlarına kurban kesiliyor, saçı kaçırılıyor, kanlı kansız kurbanlar veriliyor. Yeri geliyor onların bir şeye musallat olmaması için şaman yine bir aracılık ediyor. Yani tamamen bir aracı aslında. Ama bunun dışında hastalıkları iyileştiriyor şaman. Ölüleri sağaltıyor. Sağaltmak dediğimde diriltmek demek aslında ama tabii bu bir efsanevi şeyler bunlar daha çok. Belki ölecek kadar hasta bir kişiyi sağlığına kavuşturduğu için de ona hani ölü dirilttiği iddia edilmiş olabilir. Tabii burada hastalıklara yani şamanın hastalıkları iyileştirmesindeki etken tabii yine ruhlarla ilgili. Çünkü ruhlar insanları hasta ediyor. Şaman ruhlarla aracılığa geçip hastalıkları iyileştirmiş oluyor. Yani dünyanın bütün düzeni ruhlar yönetiyormuş gibi düşünün ve şaman da bu ruhları bir şekilde sakinleştiriyor aslında. Yani onları olması gerektiği şekilde sokmaya çalışıyor. O yüzden şamanın görevi aslında çok ağır ve bir kişi de bu yüzden şaman olmak istemiyor bazı toplumlarda. Yani çok nasıl diyeyim zor bir görev olarak biliniyor. Şimdi şaman farklı alemler içinde bir aracı dedik değil mi ruhlarla ilgili ama tanrılar da var bu işin içinde. Tanrılarla ise çok ya doğrudan iletişim kurabilen sadece şamanlar var. Birazdan bir tane görsel gelecek Ülgen'den bahsettiğim zaman. Orada göreceksiniz çizim yapmışlar ve şaman bir merdiven aracılığıyla gökyüzüne, Ülgen'e mesela ulaşabilen bir kişi. Bunu normal bir insan asla yapamaz. Yani ondan Ülgen'den ya da bir tanrıdan bir şey dileyen bir insan mutlaka bir şamana başvurmak zorunda. Yani şamanizm bütün bir doğa dinidir zaten. Doğanın dengesini koruyan da bir şamandır burada. Ve mesela Fuzuli Berat onun için şey diyor. Görmek şaman bakan kişi değil, gören kişidir. Yazdım zaten. Slide'da da bunu koydum. Bu çok önemli. İnsanlar bakar ama şamanlar görür. Öyle düşünebilirsiniz. Bir diğer görevleri şamanların ritüeller, bütün ritüellere eşlik ederler. Cenaze törenleri, kurban merasimleri, düğün, toplantı, savaş. Yani insanlar nerede toplanıyorlarsa şaman oradadır ama şaman çoğunlukla tek bireysel olarak bakılırlı yalnızdır. Yani onun genellikle kimsesi yoktur. Şamanların ailesi de yok. Evlenmeleri bazı topluluklarda evlenmeleri yasaktır. Sonradan evlenen şamanlar olmuş tabii. Değişiyor. Yani bu binlerce yıl geçiyor. Çok farklı formatları geçebiliyor yani bu inanç tabii. Mesela av esnasında şamanların bulunması gerekli. Çünkü yanlış bir av da bulunmak, yanlış bir şeyi avlamak. Kutsal bir hayvan avlayabilirsiniz, kutsal bir ağaca zarar verebilirsiniz. Bu esnada şamanın bulunması çok önemli çünkü olası bir felaketten ancak bir şaman kurtarabilir. Bir de yeraltı tanrısı dediğimiz bir tanrı var ki onunla ilgili zaten her şeye şaman bakar. Çünkü o kötülüklerin tanrısı ve insanların sağlık olmaması için bir şamana mutlaka ihtiyaç duyarlar. O yüzden her toplumun bir şamanı vardı. Yani bir ya da birden çok. Affedersin. Hızlı mı anlatıyorum bilmiyorum. Biliyorum ama. Gayet akıcı hocam. Tamam, teşekkür ederim. Bir de şamanizmle ilgili şöyle de bir mevzu var. Bunu da hemen geçeyim. Sonra örneklere geçeyim. Din mi inanç mı olduğu ile ilgili. Şamanizm bir din mi? Bir inanç mı? Tabii diğer konularda olduğu gibi burada da birçok ihtilaf var. Kimisi din diyor, kimisi inanç diyor. Herkesin kendine göre geçerli sebepleri var. Dini nasıl algıladığımıza bağlı, dinin tanımını nasıl yaptığımıza bağlı bunlar çok. Şimdi Yorgi, Banzarov, Şaşkov gibi araştırmacılar şamanizmi arkaik bir din olarak gören grupta. Yine Mikhailovski, Haruzin, Patafov dediğimiz kişiler de bunlar da inanç olduğunu söylüyor. Yine Türkler de pardon din olduklarından bahsediyorlar.
Türk araştırma, Türk tarihçiler var. İbrahim Kapısıoğlu, Saadettin Buluç, Osman Sulan gibi. Bunlar şamanizmin inanç olduğunu iddia ediyor. Ve kendilerine dayanak olarak da Elia Deve Doğuk'tan bahsediyorlar. Onlar da şamanizmin inanç olduğunu düşünüyor. Şamanizmin inanç olduğunu düşünmekle ilgili şöyle bir mevzu da var. Şimdi çok tanrılı bir din. Biz eski Türk, yani biz Türkler olarak ya da Türkiye'deki topluluklar olarak eski Türklerle ilgili bakışımız çok farklı. Onların İslam'a geçişini bile aslında daha önce Müslümanmış gibi yaşadıklarını iddia ederek ifade ediyoruz. Çünkü onların da bizim gibi ya da ne bileyim İslamlaşmış Türkler gibi çok düzgün topluluklar olduğunu düşünüyoruz, hayal ediyoruz, böyle tasavvur ediyoruz. Hatasız olduklarını, çok kahraman olduklarını düşünüyoruz. Yani bunlardan hareketle onların şamanist olduğunu söylemek nasıl diyeyim? Alçaltıcı bir unsurmuş gibi geliyor bazı insanlara. Bu yüzden hem şamanizme bir din demekten çekiniyorlar kimileri, hem de gök tanrı inancı mı şamanizm mi diye düşündükleri zaman hep gök tanrı inancını seçiyorlar. Dediğim gibi devletleşmiş Türklerde gök tanrı inancı kurumsallıkla alakalı olarak daha baskın olarak gördüğümüz bir şey. Tek bir tanrının olması mesela gibi. Ama tabii bunun yani şu anki bakış açımızla da alakası var. Ya da ne bileyim şamanist olsa bir Türkler ya da öyle şeyler de değilseler bunlar çok bir şey değiştirmez. Bu konuda çok şey yapmamak lazım yani ezik hissetmemek lazım kendimizi. Öyle bir önemi yok yani bunun o kadar. O yüzden genelde Türk tarihçiler de aslında şamanizmin inanç olduğunu iddia etmişler. Bir din olmadığını düşünüyorlar. 20. yüzyılda Radloff ve Anohin gibi araştırmacılar ortaya çıktı. Bunlar çok fazla şamanizmle ilgili çalışma yapıyorlar Altaylar'da. Onlar da şamanizmin sadece Ural Altay halklarının inancı olarak görmüşler. Dediğim gibi sadece Güney Sibirya'da sınırlıyorlar. Bozkır'a indikleri zaman gök tanrı inancının daha çok yaygın olduğunu düşünüyorlar. Ve Altaylar'da görülen şamanizm şekline de orijinal şamanizm demişler bu arada. Bu da çok önemli bir şey aslında. Şamanizm ilk çıktığı dönemlerde toplumsal din anlayışı da yayılmacı olarak çıkmıyor. Bireysel kişiler şaman. Yani nasıl diyeyim, şamanizm bir din ve ben buna geçtim gibi bir durum söz konusu değil. Biri şaman olduğunu anlıyor ve kendisine verilen görevi aslında yerine getiriyor. Ya da kendisine mesela bir topluluk oluşturmaya çalışmıyor. Bir topluluğa gidip tebliğde bulunmuyor. Böyle bir kaygısı, gayesi olmuyor. O sadece kendisine verilen görevi bireysel olarak yerine getirmesi bakın. Daha sonrasında toplumlar şamanla münasebete geçe geçe şamanizm gibi bir yani izim eklemek için bir durum söz konusu oluyor. Bunu da tabii ki de Batılılar yapıyor. Yani Batılılar burayı araştırmaya başladıktan sonra böyle bir tanım getiriyorlar aslında. Bu yüzden de din değil de bir inanç, bir felsefe sistemi. Felsefi bir sistem gibi düşünebiliriz aslında. Ben de bir inanç olduğunu düşünüyorum din değil. Ama tabii ki de bu konuda yanılıyor olabilirim. Bu hani olabilir çok normal. Zamanında da aile şamanlığına geçtiği zamanlar da oluyor. Bazı toplumlarda aileden geçer şamanlık. Ama normalde asıl özünde şamanlık kişi kendini yani bilmeden şaman olur. Bir bakar ki aslında şamandır ve toplum tarafından evet sen şamansın diye onay alır. Ve bunu genelde istemezler. Bazen mesela Sara gibi bir hastalığa sahip olduğu söylenir şamanların. İşte o bayılmaları, ayılmaları sırasında işte farklı evrenlere, alemlere gidip gezip geldiklerine inanır insanlar. Belki de böyle anlamlamışlardır, bilmiyorum ama böyle bir yaygın bir durum da var. Bu şekilde bu kısmı da şey yapıp şeye geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, aralara böyle bir kaç kitap koydum. Tavsiyesine bakımından belki meraklıları için genel anlamıyla şamanizmi anlatan hem yabancılardan hem bizden bir kitap koymak istedim. Bu dil karıştırırken daha çok karşıma çıktı hem. Evet, burada. Patavol önemli biri. Sergen Hoca da bu kitabı yeni yaptı, çalıştı. Çok olmadı yani çıkalı birkaç sene olmuştur. Hem arkeolojik açıdan Güney Sibirya'yla ilgilendi hem de şamanizmi gerçekten detaylı bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Çok önemli bir kaynak. Şimdi biraz Ülgen'den bahsetmek istiyorum. Yani şamanizmin kampiyonu yani şöyle şimdi Türk mitolojisi, Yunan mitolojisi gibi ya da ne bileyim diğer ne demek İskandinav mitolojisi gibi
şu 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 tanrıları vardır, şunlar şunlar şöyledir, şöyle, yani çok bu kadar netlik arayabileceğimiz bir şey değil ve bu kadar yaygın da değil zaten. Ama mesela Ilgen diye bir tanrının varlığından bahsedebiliriz. Birkaç o yüzden tanrısal varlıktan bahsedeceğim size burada. Bu az önce söylediğim gördüğünüz resimde bir şamanın Ülgen'e olan yolculuğunu anlatıyor. Bu yolculuk sırasında şaman birçok mücadeleyle karşılaşıyor. Onlar da bir şekilde resmedilmiş basitçe. Yolculuk esnasında şamana yardım eden kişi de Ülgen'in kızları oluyor. Böyle de bir hikaye var. Şamanın Ülgen'e ulaşması konusunda kızlardan şamanı koruyan Ülgen'in kızları olurmuş. Ülgen Altay Türkleri tarafından Bay Ülgen olarak adlandırılır. Buradaki bay terimi erkeklik ifadesi değil, zenginlik ifadesidir. Yakut Türkleri ürün ağır gibi bir isim vermişler. Yani Yakut Türklerin Türkçesi günümüz Türkçesinden birazcık daha farklı. Kırgız Kazak lehçesi ülken olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Kırgız Kazak lehçesi ülken diye bir kelime var. Ve bu kelime büyük bir ulu anlamına gelmekte. Ve muhtemelen ülgen kelimesinden evrilip bu hale gelmiş. Buryat Moğolları arasında ülgen kelimesi bulunuyor. Ancak Türklerde Ülgen gökte bulunurken Buryat Moğolları buna Buryat Moğolları için Ülgen yerin sıfatı olarak geçiyor. Yani yer ruhlarını ifade ederken Ülgen'i kullanıyorlar. Bu çok önemli bir ayrım. Evet, birisi yer, aslında yer doğadaki şeylerden bahsederken birisi Tabii. gökyüzündekiyle ilişkilendirmiş. Çok büyük bir Yani fark var şöyle burada. ne kadar yukarıdaysa o kadar kutsal olduğu da Evet. söz konusu olduğu için Evet. yani Buryatmaoğulları'ndaki bu farklı algı neyden kaynaklanıyor aslında tespit edebilirsek güzel olurdu. Yani bunun bir sebebi olması lazım. Altay Türklerine göre işte dediğim gibi gökyüzünde bulunuyor. Örneğin Altay Türklerinin destanı olan Otçubala destanında bir hikaye anlatılıyor. Destanda Kaan Tacı isimli bir bey var ve bu bey isyan ediyor. Bir mevzu var. Yani aslında destan çok detaylı olduğu için sadece özet kısmını aldım. Bir şey sitem ediyor. Sitem ederken sesinin yukarıdaki ülgene ulaştığını ifade ediyor. Yani öyle bir sitem ediyor ki sesin yukarıdaki ülgene ulaştı diyor. Yani buradan anlayacağım üzere alt hareketler için ülgen yukarıda bulunuyor. Bir göğün kaçıncı katı olur? İşte üçüncü olur, beşinci olur, yedinci olur. Genelde sayılar böyledir. Göğün katlarında bulunur. En yüksek mertebede olduğunu biliyoruz. Bu kesin. Yani en yüksek mertebede alt erkekler için ülgen bulunmakta. Onlar için en önemli tanrının aslında ülgen olduğunu buradan anlayabiliriz. Mesela herhangi bir tanrısal varlık, bir ağaç kutsaldır onlar için ve onun ne kadar ülgene yakın olduğunu hayal ederlerse o kadar kutsaldır. Bir çam ağacından ya da bir kayın ağacından bahsederler. Derler ki işte bu ülgene kadar uzanıyor. Böyle terimler kullanıyorlar. Mesela Seleuk Türkleri var. Seleuk Türklerinde Jazuji adında bir ana tanrıça var. Umay konusuna gelince de orada bahsedeceğim zannediyorum. Umay'ın karşılığı Jazuji. Ana tanrıça dünyanın en yüksek ağacı olan çam ağacının olduğu yerde yaşamakta. Ve bu çam ağacı Ülgen'e kadar uzanmakta. Yani Jazuji de bir tanrıça konumunda ve ağaç da aynı şekilde bir kutsallık Ülgen'e kadar uzanıyor. Bu çok önemli bir şey. Eğer uzanmasaydı zaten kutsal olmayacaktı. yine Altay Türklerinde bir efsane daha var. Dünyanın göbeğinde her şeyin merkezinde bütün ağaçların en ulusu dev bir çam ağacı bulunmakta ve bu ağacın üst dalları Ülgen katına kadar ulaşmakta. Fark ettiyseniz Altaylarda çok çam ağacı mevzusu getirdik. Aslında Türkler Bosna'da yaşar. Bu kadar çam ağacını nerede gördüler diyebilirsiniz ama tabii Sibirya'da çam çok. O yüzden Sibirya'daki Türkler farklı incelenmeli. Yani mesela Türkler şaman ismiydi diye bir soru gelirse hangi Türkler diye sormak en mantıklı. Evet. Yani kimden bahsediyoruz? Bu önemli bir detay. Şimdi bazı Moğollar arasında da Ülgen bir tanrıça olarak görünüyor. Şimdi biz Altay Türklerinde Ülgen'in gökyüzünün bir katında bulunduğundan bahsettik. Ama onun cinsiyetiyle ilgili bir şey bilmiyoruz. Bay Ülgen olarak geçiyor ama dediğim gibi bay kelimesi de zenginlik ifade ediyor. Bir erkeklik değil. Cinsiyet Ama belirtmiyor. tabii ki onun... Efendim? Yani bir cinsiyet belirtmiyor orada. Evet, bir cinsiyet belirtmiyor ama kadın olduğunu da belirtirdi muhtemelen diye düşünüyorum. Yani tabii erkek olma ihtimali daha yüksek. Öyle söyleyeyim. Ama işte Moğollarda farklı olarak Ülgen tanrıça aslında.
Şimdi Buryat-Moğollar arasında Ülgen'in yer tanrısı olduğundan bahsetmiştim. Yerin tanrısının kadın olması durumu şeyle alakalı. Nasıl anlatsam? Şimdi burada bir içte geçmiş bir durum var. Ülgen hakkında uçsuz bucaksız toprak ana diyorlar. Toprağın aslında kadın olmasıyla ilgili. Yani kadın olarak düşünülmesiyle ilgili bir mevzu var. Mesela Üçgen mevzusundan bahsedeceğim birazdan. Üçgen toprakları bizim için de yani Türkler için de, Türk toplulukları için de anadır yani toprak anadır. Moğollar da Ülgen'e toprak ana olarak bakıyorlar. Burada bir anlam kaymasından da bahsedebiliriz. Bir nasıl diyeyim, terimin yer değiştirmesinden de bahsedebiliriz. Tabii tam olarak bunları tespit etmek çok mümkün olmuyor çünkü doğrudan yazılmış net şeyler olmadığı için ancak belli şeyleri tasavvur edebiliriz zihnimizde yani. Hem yer tanrısı hem tanrıça Moğollarda. Bu tanrıçaya Ülgen Ene, Ülgen Tede yani Ülgen Nine dedikleri de oluyormuş. Kudüm Buryatları var. Bunlar da yine Moğollara ait bir grup. Onlarda da yine toprak ana sayılmakta ve burada garanti yani Moğollar için Ülgen toprak ana konumunda. Bir de işte bu Moğollardan etkilenen Telebi var. Bu Türkler de bazı durumlarda Ülgen'i toprak ana olarak görmüşler. Böyle kayıtlar var. Yani burada bir etkileşim söz konusu. Moğollardan mesela etkilenmiş Türkler. Ya bunlar sürekli karşımıza çıkacak. Yani kim yerde Türkler, kim yerde Moğollar. Birbirinden etkilendiğini fark edeceğiz. Az önce bahsettiğim Ötüken mevzusu var. Şimdi Türkler için Ötüken çok kutsal bir toprak. Orayı biz kaybettikten sonra belimiz doğrulmadı gibi böyle şeyler söylerler. Yani Ötüken'i kaybettikten sonra artık Türkler zaten o parçadan çıktı gibi bir durum oldu. Daha sonra buraya Moğollar hakim olacaklar zaten. Orhun yazıtlarında da Ötüken topraklarının kutsallığı bu arada geçmekte. Yani bu sadece bir varsayım değil. Moğollar arasında bir başka yer tanrısına ise İtoga ya da İroga denilmiş. Burada etimolojik olarak iki kelimeyi birbirine bağlıyorlar. Yani Ötügen'le Ötügen, Etügen, İtoga işte böyle bir geçiş olduğundan bahsediyorlar. Bu bir etkileşimin habercisi. Yani burada bir şey var ama nasıl çözülür ya da nasıl ortaya çıkar bilmiyorum. İki topluluk arasında kavramlar arasında bir etkileşim söz konusu. Evet. Ülgen'den bu şekilde bahsedebilirim. Ülgen'in çocukları var, kızları var, oğulları var, isimleri var. Bunlar çok detaylı konular. O yüzden bunlara girip açıkçası uzatmak istemedim. Biraz da belki yapabilir bu mevzular. Diğer konulardan da bahsetmek istediğim için. Şimdi bir de Ülgen'in tam karşılığı olan yer tanrısı olan, yeraltı tanrısı olan daha doğrusu Erlik'ten bahsetmek istiyorum. Erlik, Ülgen ne kadar iyilik tanrısıysa Erlik de o kadar kötülük tanrısı. Kötü ruhların başı kendisi. Yenisey mezar taşlarından olan altın köle yazısında Sulayka'da yazdığım yazı geçiyor. Biz dört idik, bizi erklik ayırdı diyor. Çünkü kendisi ölüme sebep olan bir tanrı olarak biliniyor. Yani kişi öldüğü zaman bunu erlik ve onun kötü ruhları yapmıştır diye düşünüyorlar ve şaman burada görevi yani hastalık da verdiği için insanlara onu kızdırmak istemiyorlar insanlar ve bu yüzden şamana ihtiyaç duyuyorlar. Şaman sayesinde erliği biraz idare ediyorlar her zaman. Yani ona mesela kurban vermek istiyorlarsa kötü de olsa bir kurban veriyorlar. Tabii şaman bu esnada bulunuyor ama erlik seni idare etsin diye istemiyorlar aslında ona bir tanrı gibi davranmak ama mecbur kalıyorlar. Öyle Yani söyleyeyim. Öyle bir izlenim alıyorsunuz okuduğunuz zaman destanlar hikayeleri. bu aslında tam anlamıyla bir şeytan gibi bir bizim hani İslam'daki şeytan gibi bir varlıktan Tabii. ziyade bir tanrı ama kötülüğün tanrısı tıpkı şeydeki Mısır mitolojisindeki gibi diyebiliriz onu. Tabii diğer mitolojilerde olan kötülük tanrısıyla özdeşleştirebiliriz. Evet. Erlik için belki ama şeytan evet şeytan gibi olamaz. Şeytan daha basit kalıyor. Çünkü Ergin çok ekibi çok büyük öyle değil. Gerçi bilmiyorum. Hani bakış açısıyla alakalı. Ben şimdi tabii İslamiyet'in teolojik açıdan bakmadığım için şu an belki Evet. farklı düşünebilirim ama öyle yani evet. Yani kötü bir tanrı. Hı.
ya da tanrısal varlık, artık ne demek istersek, ya da insanların Diğer... tanrı olarak gördüğü bir ruh. Evet. Öyle söyleyebilirim yani. Hı. Şimdi bu Yeni Sey Mezar Taşı'nda geçen bu kısımdan hareketle yeraltı tanrısı Türkler arasında erklik olarak geçtiğini düşünüyoruz başlangıçta. Moğollar arasında erlik olarak geçiyor. Biz Moğollardan bu konuda etkilenip erklik kelimesini bir kenara bırakıp bile çok birbirine benzediği için erlik olarak kullanmaya devam etmişiz. Zaten şamanizmin daha sonra ben tezi ilerledikten sonra Tunguzya'da olmasından hareketle Tunguzlar Moğolların akraba kavmi. Şamanizm onlardan doğmuş. O yüzden bizim şamanizm konusunda Moğollardan daha çok etkilenmemiz mümkün. Yani bu olası bir şey, bu beklenebilir bir şey. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Türkler erklik kelimesini bir kenara bırakıp erliği kullanıyorlar. Ancak Buryat Moğolları dediğimiz grup ise erlik han için erlen kelimesini kullanıyor. Daha sonra bu kelimenin Uygurlara ait olan Altın Yoruk isimli eserde geçtiğini görüyoruz. Bu Altın Yoruk da Uygurların kendileri için yaptıkları Budist öğretilerin bulunduğu bir kitap. Yani Budizm'i anlatan bir kitap Altın Yoruk. Uygurlar içinde çok yaygın bir inanç Budizm. Daha sonra geçiyorlar Budizm'e. Yani Buryat Moğolları burada Uygurlardan etkilenip kötülük tanrısının Budizm'e ait olduğunu düşündüğümüz Erlen ismini alıp kendileri kullanıyorlar. Yani Erliği de onlar bir kenara bırakıp Erlen adını kullanıyor. Tabii bu Patavukov'un bir iddiası. Daha da derinleştirip yeraltı tanrısı olan Erlik motifinin doğrudan Budizm kaynaklı olduğunu iddia ediyor. Yani şamanizmde aslında böyle bir tanrı yoktur. Kötü bir tanrı motifi yoktur. Bu ancak bize Budizm, yani bize dediğim şamanizme Budizm'den geçmiştir diye ifade ediyor. Ama tabii yani bu olabilir ama bu tespit edilebilir bir şey mi onu bilmiyorum. Yani çok zor. Çünkü 19. yüzyılda çoğunlukla yazıya geçiriliyor bütün destanlar, efsaneler. Yazıya geçirilene kadar bu toplulukların kimlerle ne derece etkileşim kurduğunu tespit etmek biraz zor olabilir. Ve yazıya geçiren kişilerin de tabii ki de bakış açısı önemli. Bunların hepsi misyoner, çoğu misyoner, birçoğu araştırmacı, yani Hristiyan oluyorlar ya da ateist olabilirler. Hani şamanist olmadıkları için haliyle. Şimdi erlik her iki topluluk içinde kötülük ifade ediyor. Burada çok bariz bir fark göremiyoruz. Her ikisi de erliğe kurban veriyorlar. Verdikleri kurbanları seçerken en kötüsünü seçiyorlar. Kurbanlık alanında kutsal bir yer olmasını önemsemiyorlar. İşte yani bu konuda bir hassasiyet geliştirmiyorlar. Ama tabii de şaman bu konuda bunlara destek çıkıyor her zaman. Bir de bazı kara şamanlar var. At kara şaman ayrımı var. İyi ve kötü şamanlar var. Bazı şamanlar da erliğe hizmet ediyorlar. Öyle bir şey de söz konusu. O şekilde erlik konusunda aslında burada bitirebilirim diye düşünüyorum. Başka söylemediğim bir şey var mı diye arada bir kontrol ediyorum. O yüzden önüme bakıyorum. Umay. Umay da çok önemli. Şimdi bir iyilik bir kötülük diye bahsettiğimiz iki tanrıdan bahsettik. Umay yani kimisi için tanrı, kimisi için bir ruhtur. Ama çok önemli bir karakter Türkler için ki doğrudan Türklerin bir tanrısı diyebilirim ben yani. Eğer tanrı olarak bakacaksak bu aslında doğrudan Türklerin tanrısıdır. Çünkü kelime bir kere Türkçe. Etimolojik olarak baktığınız zaman kelime tamamen Türkçe. Birkaç türeme şeklinden bahsetmişler. Bunlarla ilgili birkaç fikir var ama işte aykültü işin içine giriyor. Ummak kelimesindeki kısmından bahsediyorlar. İşte falan çok çok detay var. Yani birçok şey türetilmiş bununla ilgili. Ama önemli olan bu kelimenin Türkçe olduğunu bilmemiz. Ve kültü de Türklere ait olduğunu. Yani Umay kültürü tamamen Türklere ait bir kültür. Hatta başlangıçta Bozkurt kültürüne ait. Daha sonra şamanizm içine de kendisi dahil oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Tabii farklı düşünceye sahip olan kesimler de olabilir. İtiraz edecekler de olabilir. Bu çok normal sorun yok burada. Yakut Türkleri ayısı Kotun diyorlar. Kotun dediğimizde hatun, ayısı hatun. Burada da yine ay kültüründen bahsedebilirim. Ay hecesi var çünkü. Umay'ı ayla bağlantılıyorlar. Ay genelde zaten Türkler için dişil cinsiyetlidir. Umay devamlı bir Türk'te doğum yaptıktan sonra kadının rahminden çıkan bir şey. Plasenta
bir keteğe benzer ve bir çocuğun rahimdeki eşi olarak tanımlanmış. Zaten bilindiği üzere onay çocuk daha sonra işlevi azaltılarak sadece kadınları ve çocukları koruyan bir ruh olarak ulaşmış. Hatta günümüzde bile aslında bununla ilgili inançlar devam ediyor. Yani bu da bir ayrı bir konu. Onay kültürü, bereket, doğum, ömür, şans, kut verme, iyilik, güzellik hep bunlarla özdeşleşmiş. Bir çocuk doğar, bir kadın hamile kalır. Doğum esnasında umay ona destek olur. Hamilelik sürecinde umay destek olur. Çocuk doğduktan sonra anneyi ve çocuğu, bebeği kötü ruhlardan umay korur. Umay'ın böyle bir görevi var aslında doğrudan. Ve dünyadaki bütün, daha birazdan kuttan da bahsedeceğim. Kutta sahip olan bütün canlıların, ruha sahip olan bütün canlıların koruyucusu da umaydır. Çünkü her şey ürer, değil mi? Her şey doğar, ölür, yeniden doğar, ölür vesaire bir dönüşüm var. Bu yüzden umay aslında hepsini koruyan bir tanrı. Yani dünyadaki yaşamla ilgili de bağdaştırabiliriz. Ama daha sonra işte sadece çocuk ve anneyle kutlu bir şeye dönüşüyor. Umay zaten bir kadın, yani kadın tanrısı olarak tasavvur ediliyor. Daha sonra albastı olarak da kötü olan Umay da ortaya çıkacak. Hala daha Anadolu coğrafyasında da bununla ilgili hikayeler anlatılır. Albastı diye de Karabasan olarak Ya da al bunu karısı diye geçiyor. evet, halk arasında aynen öyle geçer. Onun da Umay'la bağlantısı var. Şöyle devam edeyim. Evet. Umay'ın sembolleri var. Altay Türklerinde ok ve yay Umay için sembol olarak kullanılmış. Bunları beşiklerin başına asarlarmış çocukları korusun diye. Aynı sembol Moğollarda da karşımıza çıkıyor. Buryat Moğollarında görüyoruz aynı şekilde aynı simgeyi. Yani burada doğrudan aslında bu konuda bir etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Umay'ı almışlar, sembollerinde almışlar, manasında almışlar, işlerinde almışlar. Tamamen aslında Umay ile ilgili her şey Kürtlerden Moğollara geçmiş olarak düşünebiliriz. Çor Kürtleri, Hakaslar, Altay Kürtleri, Buryat Moğolları bunun arasında ortak bir ögedir Umay. Umay tabii birçok şekilde adlandırılmış. Umay olarak yazılır, May, sadece May olarak da yazıldığı yerler var. Hani karşılaşırsanız şaşırmayın. Bir de bunlar çocuğun göbeğini ifade eder aslında. Bir kelime anlamı olarak da çocukların o hani düşen göbek vardır ya, o işte Umay ya da May olarak tanımlanır. Şimdi az önce Kara Umay'dan bahsetmiştim. Şimdiye kadar her şey olumlu. Ancak olumsuz bir Umay tasviri de var Hakas Türkleri arasında. Kara Umay. Bu Kara Umay da çocuklara ve hamile kadınlara zarar verebilen bir karakter diyeyim mitolojide. O yüzden buna hizmet eden de kara şamanlar var. Yine Erliye olduğu gibi Kara Umay'a da hizmet eden kara şamanlar var. İnsanlar bu Kara Umay'dan kurtulmak için ya da onun kendilerine mutlak olmasını istemedikleri için kara şamana başvuruyorlardı. Yani onun için işte bir ayin düzenlesin, bir ritüel yapsın, bir kurban kessin mesela. O tarz bir şey için bir şamana başvurmak durumunda kalıyorlardı. Yeni doğum yapan annelere Kara Umay'ın sembolik tasvirlerine Umay Tutarska diye bilinen bir merasim düzenliyormuş şamanlar mesela. Böyle adlandırılıyormuş bu merasim. Bu kelimeler de biraz yazım şekilleri farklı, dilim zor dönüyor. O yüzden doğrudan okumaya çalışıyorum. Buradaki şamanın görevi işte bahsettiğim gibi Kara Umay'ı ikna etmek. Ailelere zarar vermesin diye. Umay konusunda çok fazla şey anlatılabilir, söylenebilir. Ama ben bu kadarla yine sınırı kılayım. Burada da yine eski bir kurganda bulunmuş Umay tasvirini görüyorsunuz. Böyle bir çizim var. Umayların genelde başında üç boynuzlu bir taç olur. Bunu genelde görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Bu kaya resimlerini de Halil Can Akgün isimli araştırmacının kendisi tarihçi diye biliyorum. Avrasya kaya resimleri, Türk kültür ve mitolojisi kitabı var. O da çok iyidir. Bu tarihçilere meraklı olan varsa aramızda o kitabı inceleyebilirler. Güzel bir çalışma Türkiye'den olması açısından.
Şimdi biraz da Putin halinden bahsetmek istiyorum. Ne kadar zamanım var? Onu öğreneyim. Hocam aslında size bağlı. Yani devam Tamam. edebilirsiniz. Hı. Tamam. Tabii bir Putin halinden bahsedeceğim. Kurbanlardan bahsetmek istiyorum. Bir de eğer vaktim kalırsa belki ölüm merasim, cenaze törenleri vesaire bunlardan bahsederim. Kutinancı da Umay'dan bahsederken söylediğim gibi put dediğimiz şey Tanrı'nın tüm canlılara verdiği yaşam, can, kin şekilde adlandırılabilir. Ama daha sonra biz bunları tabii kutinancını, kut anlayışını daha çok devletlerin, hükümdarların işte ömürleriyle ilgili konuştuğumuzda görelim. Yani kut dediğimiz basit tabirle hükümdarlara Tanrı tarafından verilmiş bir yönetme yetkisidir. Bunun da genelde kan yoluyla ayrıca geçtiğine inanılır. Ancak normal şartlarda kut her şeydedir. Yani Tanrı Ülgen'den bahsedeyim mesela. Ülgen bir ağaca, bir kuşa, bir insana, herhangi bir işte hayvana da kut verir. Ve bunun yaşam süresini belirlediği o şey kuttur. Yani kut dediğiniz şanstır, talihtir, bahtır. Her şeydir yani kut. O yüzden sadece hükümdarlık alamet olarak sınırlamamak gerekiyor. Çok her şeyde olan bir şey ve bu yüzden şamanları da çok ilgilendiriyor. Çünkü şamanlar bu kutu koruyorlar. Bu kutun süresini korumak, ölümden insanları uzak tutmak şamanların bir yerde görevi oluyor. Divan Lugat'ta kut kelimesi kutluluk ve devlet olarak adlandırılmakta. Dediğim gibi yine devletle ilişkilendirilmiş daha çok. Çünkü devletin ömrünün uzunluğu tabii de insanların ömrünün de uzunluğuyla alakalı. Baktığımız zaman. Burada tabii bu mantık öne çıkmış olabilir. Bu tanrısal kaynaklıdır ve tüm canlılarda vardır dedim. Moğollardaki karşılığını ben sadece araştırırken, bu kurt mevzusunu yazarken Rowe var, Fransız Türkolog. Kendisi bunun Moğollarda su kelimesi olduğunu söylüyor. Yani Moğollarda da bir kut anlayışının olduğundan bahsediyor ve bu kelimenin su olarak ifade edildiğini söylüyor. Ve ben bunu sadece burada gördüm. Başka bir yerde görmedim. O dönemde biraz baktım ama başka bulamadım. Belki vardır bilmiyorum. İşte bu insanlara ve hayvanlara yönelik Tanrı'nın özel bir bağışı olduğunu söylüyor. Yani yine bizdeki gibi kutun bir yaşam süresinin olduğundan bahsediyor. Ortaya attığı bu iddianın kişisel görüş olduğunu da söylüyor aynı şekilde. Tabii buradan hareketi de yine ben başka bir yerde görmek istediğim zaman bunu normal karşıladım. Ama Moğolca sözlüğe baktığımız zaman su teriminin karşılığı ayrıcalık, fark, üstünlük, hünerlilik olarak görüyoruz. Buradaki ayrıcalık ve fark olması, üstünlük olması bana kut kelimesinin karşılığı olabileceğiyle ilgili bir destek verdi yani öyle söyleyeyim. Yani bu iddiayı güçlendiriyor bence bu kelimenin anlamı. Şimdi tüm hükümdarlarla ilgili kutinancıyla ilgili bir şey bulmak isterseniz herhangi bir hükümdarın herhangi bir efsanesine bakabilirsiniz. Yani nasıl hükümdar seçildiği ile ilgili bir şey anlatılıyorsa burada kesinlikle kuttan bahsediliyordur. Bunda başka bir seçeneğimiz yok diye söyledim. Hatta bu kutu hükümdarlıklarını kaybettikleri zaman kutu da kaybettiklerine inanıyorlar. Yani Tanrı kutu veriyorsa alabiliyor da. Yani kut bir hükümdarda ölene kadar var olacak diye bir şart yok. Yani o hükümdar ailesine mensup olması sebebiyle devleti çok iyi yönetecek, sonuna kadar bu kuta sahip çıkabilecek diye bir durum söz konusu değil. Yani burada bir kesinlik yok. Bunu tabii ki de Türk halkları da biliyorlar. Bu devletin bünyesinde yaşayan diğer Türkler de biliyorlar. Bu yüzden sürekli hükümdarların kutuna sahip çıkmasını bekliyorlar. Öyle bir beklenti olur yani. İşte hükümdarlık yetisini kaybettiği an kutunu kaybettiğine dair bir inanç da var. Böyle yaygın bir inanç var. Moğolların gizli tarihi kitabına baktığımızda burada Cengiz Han'la ilgili anlatılar mevcut bu kitapta. Zaten Cengiz Han'la ilgili bizim için çok önemli bir kaynak Moğolların gizli tarihi. Cengiz Han'ın hükümdarlık yetisini mesela gök ve yer ruhlarından aldığını söylüyor, anlatıyorlar burada. Yani burada göklerin ve yerin ruhlarının Cengiz Han'a hükümdarlık yetisini verdiğini söylüyor ki Cengiz Han herhangi bir hükümdar ailesinden gelmiyor normalde. Normal bir Moğol kabilesi üyesiyken Moğol devletini kuruyor, Cengiz Han devletini kuruyor. Ve buradaki bu kutsal durumu daha önemli çünkü. Yani bir hükümdar ailesinden geliyor olmakla normal bir insanın kutu elde edip
devlet kurması daha farklı bir durum. Başka bir rivayette de Cengiz Han'ın hükümdarlığı Tanrı tarafından gördüğü bir rüya ile ona bildiriliyor. Rüyada aslında kuş veriliyor kendisine. Burada bir rüya motifi de var. İşte ışık motifi var bu hikayelerin içinde. Ama tabii bu hikayeler çok uzun. Bunları hepsi tek tek bir program konusu aslında baktığımız zaman. Şamanist inancı göre ise dünyadaki her canlı bir ruh olduğundan bahsetmiştim. Buradaki kut da şamanizmdeki kutu da bu şekilde alabiliriz. Aslında burada bahsettiğim kut inancının belki bir şamanizmle bağlantısı zor kuruluyor gibi geliyor olabilir ama burada şaman devreye giriyor ve kutu koruyan, kuta sahip çıkan kişi şaman oluyor burada. Kişinin artık yani ölüyü sağlıklarını söylüyorlar bir şamanın. Yani ölmemesi için her şeyi yapıyor. Diriltmeye bile çalışıyor öyle söyleyeyim yani. Kutlanca böyle. Burada slide'da yazdığım yazı da Kürtigin. Yanlış hatırlamıyorsam. Kürtigin Orhun yazdığındaki Kürtigin bölümünden alınmış bir şey olması lazım. Burada direkt mesela Kut'un Türk hanına nasıl verildiğini anlatıyor. Yani Türk halkının adı sanı yok olmasın diye babam kağanı, annem halkını yükselten ebedi gök. Burada bahsettiği gök Tanrı kutu veren de kişidir yani. Bunun bilincindeydi yani eski Türkler. Hatta Moğollar da aynı şekilde. Şimdi biraz kurban merasimlerinden bahsedeceğim. Burada da özellikle farklı olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Büyük çoğunluk var. Çünkü genelde ortak noktalar daha çok. Çünkü Bozkır kavimlerindeki kurban törenlerinden bahsedersem eğer çok fazla ortak nokta var Moğollarla alakalı. Şimdi ortak birkaç bir şeyden bahsedip hemen farklılıklara geçmek istiyorum. Tanrı için kesilen kurbanlar genelde atlardan oluşuyor. Bu atlar beyaz renkli oluyor. Ya da kır atlar seçiliyor. Hunlarda ve Göktürklerde yılın belli zamanlarında kesilen kurbanlar törenlerinden bahsediliyor Çin kaynaklarında. Moğollarda ise bir farklılık olarak, yaygın olarak yerin ruhuna kara öküzün, yani yer tanrısına kara öküz kurban ettiklerini görüyoruz. Renginin kara olması ve öküz olması. Yani öküz oluşu belki koyun beslemediklerinden alakalı olabilir. Küçük baş besleme işleriyle ilgili olabilir. Ama kara olması önemli bu noktada. Çünkü gök ruhlarına at kurban edip ve bunu beyaz seçip yerin ruhuna kara bir kurban etmek bu önemli bir detay yani. Muhtemelen erlik için seçilen kurbanlar gibi burada da yer ruhuna daha önemli bir kurban seçilmesi açısından kara kurban seçilmiş olabilir. Burada bir fark var. Diğer bir Moğollarda diğer dikkat çeken kurban ise köpek kurbanı. Ölen kişinin arkasından öteki dünyada kendisine yoldaşlık etmesi için köpek kurban edildiğini görüyoruz anlatılarda. Köpek, Türklerdeki kurt kültünün Moğollar için karşılığı diyebilirim burada köpek. Ama Türkler kurtu kurban etmiyorlar. Moğollar burada köpek kültüne sahip eden ancak köpeği de kurban edebilecek seviyedeler. Yani onu kurban etmişler. Tanrısal kaynaklı dövmelerine rağmen kurban ediyorlar köpeği. Moğolların gizli tarihinde yanlış hatırlamıyorsam Cengiz Han'ın annesi hamile kalırken gökten bir ışık hüzmesiyle bir köpeğin onu hamile bıraktığını gibi bir hikaye var. Mesela burada bir köpeğin aslında tanrısal kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Böyle bir kült olduğundan bahsedebiliriz. Köpek dışında bir Tunguzlar'da, bu Tunguzlar'da Moğolların akraba kavmi, onlara çok yakın bir akrabalıkları var. Yani Moğollarla beraber alabiliriz kültürlerini. Hastalıklardan kurtulmak için domuz kurban ettiklerini görüyoruz. Türklerde böyle bir şey göremiyoruz çünkü Türkler domuz beslememişler. Yani çevrelerindeki diğer topluluklardan farklı olarak Moğollar, Tunguzlar, Çin, Tibet gibi diğer gruplardan farklı olarak domuzla haşır neşirlikleri olmamış. Bunun sebebinin ilahi kaynaklı olup olmadığı ile ilgili bir fikrim yok. Bence bu coğrafyayla ilgili olabilir. Çünkü orman karnı olmadığı için Tabii. Türkler evet domuzla ilişkileri olmamış. Yememişler de. Yani evet, sınırlı da durmuşlar. Belki gerçekten hayvanın yenmeyecek durumda olduğunu farkına varmışlardır. O yüzden domuzla iletişimi çok sınırlı. Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Türk toplulukları arasında köpek kurbanına karşılaşıyoruz mesela. Onlar da işte Orta Asya'dan çıkıp
Hazar'ın kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine giden Kumanlar ve Proto Bulgarlar var. Bunlar, hatta Kumanlar ve Kıpçaklar olarak adlandırırız biz bu grubu Kumanları genelde. Ve Karadeniz'in kuzeyine de Beşli Kıpçak denmiştir bunlar sayesinde. Yani oraya uzun yıllar, uzun bir dönem hakim olmuşlar ve isimlerini oraya vermişler. Bu gruplar arasında köpek kurban edildiği görülmüş. Böyle anlatılar mevcut, kayıtlar mevcut. Yine köpek kurban edilmiş de köpekler için de kurban kesilmiş. Yani burada bir Moğollardan belki de etkileşimle bilmiyorum ya da kurt hayvanının coğrafya ortam değiştirmeyle bağlı olarak belki köpekle yer değiştirmesiyle ilgili olabilir. Bir değişiklik söz konusu yani. Bunlar kumanlara ait kurganlardan çıkıyor daha çok. Kazılardan çıkan şeylerden anlıyoruz bu köpeklerin kurban edildiğini ve mezarlarda bulunan bağbalar için kurban edildiği söyleniyor. Evet. Bunun dışında bir de insan kurbanından bahsetmek istiyorum. Ben bu insan kurbanını yazarken Türklerde öyle bir şey olmadığı yönünde hareketle aslında bu işe başlamıştım insan kurbanından bahsedecekken. Ya da hiçbir şey bulamazsın dediler bana. Hani onunla ilgili bir şey varsa da çok az şey çıkar gibisine. Evet çok az şey çıktı ama var. Öyle söyleyeyim. İstiklal. Tabii bu istiklerin Türk olmasıyla Türk olarak kabul ediyoruz ama bunu çok kabul etmeyen araştırmacılar var. İstiklalde insan kurbanı var. Herodot bunu yazmış. Kendisi bahsediyor eserinde. Onun dışında da bir de nerede vardı Türkler arasında? Hazar Kanunu'nda var. 710 yılında Hazar kadınının Kerson'dan Hazar Sarayı'na gitmek için yolculuk ettiği sırada ölmesi üzerine beraberinde bulunan 300 kişilik ekip kurban ediliyor onun için. O ölüyor. Askeri birlik bu beraberindeki grup cenaze töreni için öldürülüyor. Burada aslında bir insanlar kurban edilmiş oluyor. Mesela bazı gruplarda köleleri onlara öteki dünyada hizmet etmesi açısından kurban ediliyor. Bunu görebiliyoruz. Sonra Moğollarda da var tabii ki de bu. Moğolların dini tarihinde özellikle açıkça görülüyor. Ögedel Tan hastalanınca Tanlar hastalığın Çin'in yersiz ruhlarının sebep olduğunu iddia ediyorlar. Yani Çin'de de bir yersiz ruhu var ve onlar Ögedel'in hasta olmasına sebep olduklarını söylüyorlar ve bu hastalığın geçmesi için bir insanın kurban edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu insan da şey oluyor, Ögeday'ın bir akrabası. Kendisini kurban edebileceğini söylüyor bunun için. Akrabası da kardeşi, Ögeday'ın kardeşi kurban edilecek. Evet, Ögeday için kurban edilecek, onun hastalıklarından kurtulması ve iyileşmesi için. Tabii burada önemli detay, devletin devamlılığıyla ilgili birazcık da hani hanedanın soyun devamıyla ilgili tabii. Kardeş ölümü bu şekilde karşılanmış olabilir. Tamlar tarafından Talui denilen kardeşi kurban edilmek üzere kutsanmış su içiliyor. Bu sırada Ögeday'da yavaş yavaş iyileşmeye başladığı anlatılıyor. Yani kurban edilme işlemiyle beraber gerçekten yersiz ruhlarının yaptığı şeyin ne derler etkisi de olduğu söylenebilir. İşte bu beraber sizin de hizmetçilerin, işte kölelerin idam edilip gömülmesi yine Moğollarda da söz konusu. Cengiz Han öldüğünde Altay Dağı'nda bir yere gömülmek üzere götürülürken yol boyunca karşılaşılan kim varsa beraberindeki tüm köleler herkesin tüzden getirilip öldürüldüğü yazıyor, iddia ediliyor. Bunun bir sebebi Cengiz Han'ın mezarının yerinin bilinmemesi için olabilir. Hala daha bulunamadı biliyorsunuz. Bir sebebi de ya bu kurban meselesiyle alakalı olabilir. Bir de bir şey var. Osmanlı Devleti'nden bir örnek var aslında. Bu çok ilginç gelmişti bana. Tabii bunun sonradan çok derin araştırmasını yapıp doğruluğunu tasdik edebilecek bir şey yapmadım ama yine de burada bundan bahsetmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi ve 2. Murat döneminde bir insan kurbanından bahsediyor. Kürelerin kurban edildiğinden söyleniyor. Cenaze törenleri sırasında yapılıyor yine. İkinci Murat'ın Mora seferinde vefat etmesi üzerine, pardon, İkinci Murat'ın Mora seferinde ele geçirdiği köleler, İkinci Murat öldüğü sırada onunla beraber öldürülerek defnedildiği söyleniyor. Bunu yazan kişi de Hipperos Vuryonis. Sante
Kuzenos ve Halkopondil'den aktarıyor bu bilgiyi bize. Evet. Kurban edilen kölelerin atalar ruhuna yardım edildiğine dair bir inanç var bunun yapıldığı yazılmış makalede. Tabii bunlar talep edilirse, gerçi tezde de var, hani bakın çok rahatlıkla bulabilirsiniz bu makaleleri ya da kitapları, kaynakları. Yine bahsettiğim gibi İstiklal'de de var. Yani çok önceye gidersek, çok eski tarihe, İstiklal'de de esirlerin kurban edildiğine dair bir bilgi görüyoruz. Genelde hep bu esirler, köleler, daha çok işte yaşam hakkı sınırlı tanınan insanlar, öyle tabii köleler için. Onlar kurban edilmiş. Normal bir özgür bir kişinin kurban edilmesinin söz konusu mu bilmiyorum. Mesela hiç denk gelmedim. Bu da bence önemli bir şey, çünkü bir kölenin kurban edilmesi ve özgür bir insanın kurban edilmesi arasında bir fark vardır muhtemelen. İskitlerin Tanrı Ares'in heykeline diğer tanrılardan farklı bir muamele yapmak için insan kurban edildiği de yine Herodot'ta yazıyor. Bu şey, kurban nasıl edildiğinin detayları da anlatılmış. İnsan kurbanların başının üzerine üzerinden şarap dökülmüş. Şarap burada bir kutsanma simgesi. Şimdi Tanrı'ya gidecek bu kurbanlar. Artık kutsanmış olmaları gerekiyor. Kafalarının bir lenger üzerinde keserler ve lengeri daha önceden hazırladıkları odun bağlarının tepsisine taşıyıp içinde bulunan kanlı palanın üzerine boşaltıyorlarmış. İnsanlar kurban edildikten sonra sağ kollarını elleriyle beraber omuz başlarından keserek gökyüzüne doğru da fırlatıyorlarmış. Muhtemelen bu fırlatma mevzusu da bir ayin aslında. Evet. Bu şekilde bir de cenaze törenlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ve hatta şöyle ben orada slide'ı bunu sana geçeyim. Zaten çok fazla yazıyla bilgiyle bulmak istemedim. Zaten okumaktan sonra dinlemek daha hoş olur diye düşündüm. Burada bir kronikten alınmış bir görüntü var. Moğol Hanı'nın atı ve hizmetçileriyle birlikte betimlemeyi resmetmişler. Yine burada atın ve hizmetçilerin kurban edildiğini de görüyoruz. Evet. Bahsedeyim mi cenaze törenlerinden de birazcık, yoksa girelim mi? Size bağlı hocam, aslında şu an bir saati aşmış durumdayız. Evet. Burada şey, yakarak defnetmeyle ilgili bir mevzu var. İsterseniz ondan bahsedeyim, çünkü bu da tam ne dersiniz ki çok fazla geçmeyen bir mevzu. Yani diğer ölü gömme şekillerinden az çok hepimiz haberdarız aslında. İşte nasıl diyeyim, hükümdarlar gömülürken işte beraberinde hizmetçileri, atları, Evet. işte hani eşyaları vesaire, bunlar evet gömülüyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Türklerde de var, Moğollarda da var. Hatta bu mezarların bulunup işte soyulmaması için, yağmalanmaması için de yerlerin belli edilmemesi mevzusu da var. Ancak bu yakılarak öldürme konusu Türklerde tabii daha az yaygın olduğunu düşünüyoruz, ama bu dizimle tanışmış olduğumuz için biz de Orta Asya'da ondan da etkilenmiş olabiliriz. Ya da daha önceden de böyle bir adete sahip olabiliriz. Bunu bilmiyorum, ama Göktürklerde de böyle bir örnekten bahsedeceğim şimdi. Göktürklerde ölen birini bir süre çadırda beklettikten sonra eşyalarıyla beraber yaktıkları biliniyor. Yakma işleminden geriye kalan külleri ise toprağa gömmek için saklıyorlarmış. Bunu ben mesela İçin kaynağından yazmışım. Göktürkler zaten ya şöyle, Göktürkler de evet bazı kanların Budist olduğunu biliyoruz. Bazı dönemlerde Budizm benimsenmiş. Ama ağırlıklı olarak işte Gök Tanrı inancı dediğimiz ya da halkın ağırlıklı olarak kaybolduğu inancı Şamanizm olduğunu da biliyoruz. Dönem dönem. Sonra Kırgızlar'da ölülerin yaptıkları ile ilgili bir kayıt mevcut. Kırgızlar zaten tarihte aslında Şamanizm ile ilgili çok fazla detay var Kırgızlar'da. O yüzden onların ölülerinin yakınlarını tek kayıp karşılamadı kimse. Yani daha normal geldi açıkçası. Şöyle, ateşin temizleme unsuruyla da ilgili. Ölen kişinin bir hastalıktan ya da bir bulaşıcı bir şeyden ölmüş olma durumu da onların yaptıkları olduğu anlamına gelebilir. Ateşin temizleme özelliğini çok fazla kullanıyorlar. İşte bazı elçileri mesela iki ateş arasından geçiriyorlar, hükümdarın karşısına çıkartmadan önce. Onun herhangi bir büyü yapmaması için, herhangi bir olumsuz bir şeyle kanlı karşısına çıkmaması için mesela. O yüzden hani yakarak yaptıkları şey konusunda ritüelde ne düşünüyorlardı tam kestiremeyebiliriz. Hani belki işleri yakarak bir temizleme Süre işlemi yapıyor olabilir. mi acaba? Efendim?
Yani bu süre gelen bir ritüel mi, yoksa dediğiniz gibi mesela bir hastalık ya da bir idam, ceza yöntemi olarak idam edilmesi yönüyle mi? Yani o şekilde de olabilir mi? Yakma işleminde mi Yakmayın. ceza? Yani öyle bir şeyle karşılaşmadım. Onu bilmiyorum mesela. Hani ne sebeple yaptıklarına dair bir şey belirtmemişler genelde kaynaklarda, ama ben hani mantık olarak düşünüyorum. Çünkü ateşin temizleme özelliğini çok Evet. irdeliyorlar. Bunu çok kullanıyorlar. Belki burada hastalık olan, mesela bazı hastalıklı çadırlara girmenin uğursuzluk getirdiğini düşünüyorlar. Böyle hikayeler var mesela şeyde. Orada muhtemelen bunun bulaşıcı olmasıyla ilgili olması gerekiyor. Biz ya şu anki bakış açımızda bunu düşünebiliyoruz belki, ama o zamandaki insanlar bunu çok daha işte dini şeylerle işte bütünleştirip aktarıyor olabilirler. Hani bunu bilemem tabii. Bir başka kayıttan bahsedeyim. Mesela yine bunlar Kırgızlar. Tahmin ediyorum ki ölülerini yaktıktan sonra manha rehni atıyorlarmış. Manha rehni diye bir nehir var ve bu nehri atıyorlarmış. Eğer bu nehri uzaklarsa gökyüzüne sızıp bu nehre ulaşmasını umuyorlarmış. Yani burada mesela Ganj Nehri gibi bir adet var aslında. Baktığınız zaman belki bir Hinduizm etkisi, bir Budizm etkisi olabilir. Çok normal karşılığında. Bu Hakkasada da var ölülerini yakarak gömmek. Öncesinde ölü üç kat sarılırmış yapmadan önce. Kalan kemikler ise bir yıl geçtikten sonra gömülürmüş. Mesela bunun bir sebebi olması lazım. Bu neden böyle yapıyorlardı? Neden hemen gömüyorlar falan? Bunlar hani hep bir detay, bir araştırma konusu, bir şey çıkar yani buralardan, ama tabii çok daha fazla veriye ihtiyaç var. Bunlar çok sınırlı şeyler. Sadece bu kadar bilgi verilip geçilmiş. Yine Moğollar arasındaki Kitanlar ve Buryatlar da yakılarak nesletini görüyoruz. Ve şamanların cenazesinin mesela Buryatların arasında özellikle şamanların cenazesinin yakıldığı söyleniyor. Hatta yüksek bir yerde böyle iki İşte birkaç tane kazık çakıyorlar. Üstüne bir platform koyuyorlar değil mi? Üzerine şamanı koyup yaktıklarına dair anlatılar var. Bu da şamanın cenazesinin yapılmasının sebebi tamamen dinidir. Yani başka bir açıklaması olamaz. Hani onun gömülüp, Evet. bilmiyorum, yani gömmek yeterli gelmeyebilir onlar için. Yakıp ruhunu işte gökyüzüne ulaştırmak falan gibi böyle şeyler düşünmüş olabilirler. Evet. Yine burada da 3 gün boyunca evde bekletiyorlarmış. Mesela az önce bahsetmiştim. Akaslarda da 1 yıl geçtiğinde sonra gömüyorlarmış. Buryat onları 3 gün evde bekletiyorlarmış yaptıkları şeyi ve büyü malzemelerini. Bir de bazen cenaze sırasında kurban edilen kurbanların da kemikleri yakılıyor. Buradaki yakma işleminde de yine benzer bir mantık var, ama tam olarak işte onu şudur diye bir yorumlama getiremiyorum maalesef hani şu seviyede. Böyle. Evet. Bartok, en sonunda şunu söyleyeyim. Bartok demiş ki Kırgızlar şamanisttir ve onlarındaki bu yakma geleneği de Budizm'den geçmiştir. Diye bir şey de bulunuyor. Tabii ama dediğim gibi bunlar çok belirsiz şeyler. Ancak bu şekilde ifade edebiliriz. Net bir şey söyleyemeyiz. Sosyal bilimler zaten bildiğiniz gibi böyledir genelde. Yani tam net konuşamayız biz. Evet. Çok Burada da teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok akıcı, çok ilgi çekici bir seminerdi. Yani rica kendi açımdan ederim. Umarım neydi? takılmamışımdır. Yok. Gayet Anlatırken. akıcıydı. Kıymetli katılımcılar, siz hocamızı sormak Evet, istediğiniz varsa varsa söz isteyerek ya alabilirim. da katkı yapmak isterseniz. Hanefi hocam da burada. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Biri söz almak istiyor galiba. Ben hemen şey yapayım. Ben de müdahale edebilir miyim? Ben şey yaptım. Tamam. Hocam sesinizi açabilirsiniz. Hocam teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum oldu. Benim hocam 2 sorum var. Birincisi bu cenazeden başlayacak olursak şamanlarda ya da Türklerde ölüleri doğaya bırakma olayı var mıydı hocam? Hani Evet. yakıldığını bahsettiniz. Evet, Ama bazı hiç şamanların doğaya bırakıldığı ile ilgili kayıtlar da var. ya bu gelenek var yani onlarda. Yani şamanlar özel mi yoksa diğer mesela Yani ben sıradan insan şamanlar üzerinde olduğunu
okudum. Kişiler üzerinde denk geldiysen şu an hatırlamıyorum. Biraz bakmak lazım. Çok fazla böyle nasıl diyeyim, efsanevi şeyler okuduğum için biraz unutabiliyorum bazen. O yüzden tam emin bir şey söyleyemem ama şamanlarla ilgili böyle bir şey olduğunu biliyorum. Bir de kurban edilen bazı hayvanların doğaya bırakıldığını biliyorum. Açık bir şekilde. Anladım hocam. İkinci sorum da hani şamanlık artık meslek demeyeyim de görevinin mesela bir eğitim süreci var mı hocam? Evet. Yoksa doğal olarak olan bir şey mi? Yani bir süreçten geçiyorlar. Mesela tasavvuftan örnek verecek olursak bir derviş vardır. Hırkayı teslim eder. Bir eğitim süreci vardır. Şamanlarda da böyle bir şey var mı hocam? Var. Tabii şöyle. Şimdi bu grup grup değişiyor. Mesela Altay Türklerinde farklı bir uygulama vardır. İşte Buryat Moğollarında farklıdır. Ama genel itibariyle şunu söyleyebilirim. Ruhların şamanları eğittiğine dair bir inanç var. Şamanlık eğitimini ruhların verdiğine inanılıyor. Ama zamanla şamanlık bir müesseseye dönüştükçe bunu mesela bir şaman başka birine aktara da yapmış. Yani el vermek gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir eğitim süreci de olmuş. Kimisine aileden geçmiş mesela işte aile şamanlığı müessesesi olarak oluşmuş. Dediğim gibi kimisinin ruhlarına eğittiğine inanılmış. Tabii bir eğitim süreci var. Bunlar detaylı şekilde bazı çalışmalarda da anlatılmış. Bir süre var mı hocam mesela 3 senede 5 Şimdi, senede şamanlık tarzında? yok. Yok o kadar ya şöyle çok uzun yüzyıllardan bahsediyoruz. Yani şamanizm dediğimiz şey milattan önce ve şimdiye kadar düşündüğünüz zaman bu kadar bu süreçte bu nasıl diyeyim yani hep 3 saat hep 3 gün eğitilen bir şaman yoktur yani mesela. Yani böyle bir Anladım. süre tatbik edilemez zannetmiyorum. Yani bu hep yöreye de göre değişir. İşte bulunduğu bölgeye göre de değişir muhtemelen. Ama bir eğitim süreci olduğunu biliyorum. Zaten şamanların çocukluktan itibaren hani bu peygamberlerin şeyleri olur ya bir işaretleri. Evet. Bazı şamanlarda böyle işaretler olduğu da söylenir mesela. İşte o çocukluktan itibaren o kişinin şaman olduğu da anlaşılırmış bazen. Kimisi işte dediğim gibi ben şaman olmak istiyorum deyip giden de olmuş. Ama genelde istenmeyen bir şey. Yani şaman olmak istemiyor kimse. Anladım hocam. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Elimden geldiğince. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.